Sen de sadece yemeğimi yemeye gidiyorum dedin ve gittin. Bir bakalım o görüntülere. İşte bu ikinci şans meselesi orada da gündeme geldi. İkinci şans kimler için geçerli, kimler için değil? Görelim. Ben seni hiçbir zaman değiştirmeye çalışmadım. Ben değişmek istedim. Yani değişmek istedin, amenna, ama bu değişim değildi. Sadece hani bir şeylerin doğru ilerlemesi içindi. Daha sorunsuz, daha pürüzsüz ilerlemesi için. Başka hiçbir şey için değildi yani. Hani gaddar bir adam da değilim. O zamanlarda, o kötü zamanlarda yaşanılan şeyler olduğu zaman hani sen diyorsun ya ben kendimle değildim diye. Sence Bir ben şey ne demedim. kadar kendimdeydim? Ben özür dilerim her şey için. Yani Geç oldu ama gerçekten. yavaştan bakman lazım. Ya şimdi senin yerinde olsam, ben erkek olsam ben de hani tepki verdim ama bu kadar büyütmezdim Emre. Hani gerçekten bu kadar kötü ne yaptım ben ya? Bu ikinci şans hak etmeyecek kadar ne yaptım yani? Ne yaptım? Ben o kadar pişman oldum ki Emre'yi Gözde ile göndermediğim için. Ya benim salaklığım. Ben özür dilerim Emre. Gerçekten. Bu alakası yok ya. Neden? Özer. Ben Ayça'nın Emre'yi söyleyeceğini nasıl akıl edemedim? Çünkü tutarsız, yanar döner olduğunu bildiğim halde. Hepsi sensin canım, ben değil. Benim adım o. Yemek Benim adım yemesini engellemek isterdi. Yani onun için. Sen rahatsız oldun mu? Yok. Şöyle, ben Eser'i anlıyorum. Eser benim bu ilişkiyi bitirdiğimden dolayı ve daha fazla konuşabilecek bir şey olmadığından dolayı bunun önüne geçmek adına böyle bir şey söylüyor. Yoksa başka bir art niyeti yok zaten. Eser'in kalbini ben biliyorum. Çok iyi şekilde biliyorum. Fakat benim açımdan bakıldığında şöyle de bir durum var. Bazı şeyleri konuşarak karşıdakiyle ancak o şekilde çözebiliyorsun. Ayça ile ben Ayça geldiğinden beri hiç konuşmamayı tercih edip ondan köşe bucak kaçsaydım eğer, şu anda onu bu duruma belki de ikna edemeyecektim. Yüz yüze Hala evet, bakamayacaktınız. hala ısrarla belki de bu durum hala konu edilecekti ve tartışılacaktı. Tartışmanın boyutları çok üst seviyelere çıkacaktı. İyice saygısızlaşacaktık. Çünkü insan Yani. biraz da böyle reddedilecek, Aynen öyle. kışkırır. Aynen öyle. Yani daha çok yönüne, yani kışkırtılacaktı Ayça bu sebeplerden dolayı. Nitekim bunlar oldu da. İster istemez. Hani ben hiç öyle bir niyetim olmazken, yokken, Nur'la o yemekteyken işte bizim onun ricasından dolayı ettiğimiz dans ve gerçekten arkadaşlıktan öte değildi. Asla da değil. Yani hani bunu eğer Nur öyleydi derse bilemiyorum ama yani başka bir açıklaması yok. Ama bir yandan da bak o dansı aklamaya çalışıyorsun hala. Neden aklamaya çalışıyorum? Neden? Çünkü ya gerçekten böyle bakıyorlar Seda Hanım. Böyle bakıyorlar. Şunu görmüyorlar. Ayça'nın yani sadece bulunduğu o edilen... benle dans etmedi aylarca, ben yalvardım diyor. Yani onun... İlk günden güven bile vermiştim bana. Oydu tüm tepki. Ama bir hafta sürdü birbirlerini tanımaları. Ben de onu söyledim zaten. Emre'nin ben kaç ay peşinde koşmuştum. Hadi ben Emre dans edelim, hadi şey dans söyleyeyim. Edelim. O hemen dansa kalkabilen bir insanmış. Ben bunu bilmiyormuşum. Bana yapıyormuş demek ki. Bana yapılıyormuş. Hemen dans... Ya, yani benim anladığım Ayça peşinden koşsun, Nur kenarda dursun, ben gözleri Ama görüşeyim. Şimdi bu kadar. Sen de yaşadıklarıyla Nur'la yaşadıkları aynı değilsin. Mı? Ne dedi? Ben anlayamadım orayı. Pardon, ne dedi? Ayça peşimden koşsun. Aynen, Nur kenarda dursun. Ben de gözleriyle görüşeyim. Nasıl elektrik dağılmışlar? Ki beni de hiç ilgilendirmiyor. Emre benim arkadaşım. Ya gerçekten o yemekte öylece bitti ve bak, geçti. Bak arkadaşlar, arkadaşlık denilen kavram da çok başka bir kavramdır. Arkadaş, arkadaşa iğneleyici konuşmaz. Keski tamam mı? Sen bir arkadaş, karışma ya. Arkadaşa bu Sen şekilde bir karışma ya. Ben Emre'yle konuşuyorum. Muhalefet Şu almadım anda adımı geçirirsen ben de karışırım. Söylediğin şeyin lafın farkında mısın Adımı Ayça? Anma o karışma. Zaman. Anma o zaman Anarım ben Emre'yle. Adını. Bir saniye. Şimdi bence... Kes sesini ya. Kesmiyorum. Kes. Kes bak beni ayağa kaldırma. Kalksan ne olur? Ayça, 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 Ayça. Gözde. Bozma bu dostluğu. Bir saniye. Emre için de Gözde. Gözdeciğim Emre'nin gözleri susturur sen musun? De, sen de ne diyeceğini ya da nasıl bir cümle Emre, kuracağını bir daha tartıp öyle konuşur musun? Arkadaşımız da bozma. Susuyor zaten gözdeyi şu anda. Sen, benle muhatap ben seninle şu konuşuyorum. An. Ama olma. Ben seninle konuşmaya çalışırken sen benimle konuşmaya çalışmıyorsun. Sadece laf sokuyorsun. Sokmuyorum. Arkadaşımız da bozacak. Yapma. Gerek yok. Bak ne güzel. Senin güzel dediğin bir yemek yüzünden yedik arkadaş gibi. Emre Ayça peşimden koşsun, Nur köşede dursun, Gözde de benimle olsun. Evet. Sen böyle bir şey bana itham edebiliyorsan sen benim arkadaşım değilsindir demek. Doğru söylüyorsun. Ya ben nasıl peşinden böyle bir cümle koşuyorum kurabiliyorsun? Doğru.
Nur'la nasıl görüştün, kızla dans ettin, istemiyorum seni dedim, bıraktın. Sonra Gözde'yle de görüştün. Ya yalan mı? Siz, ya gerçekten. Olanı söyledim ama bak, ya. Gerçekten. Yalan da da abartılacak bir şey yok. O kadar abartıyorsunuz ki bir şeyleri. O kadar fazla bir kenarlara çekmenin peşindesiniz ki. Ya bu kadar mı kalbin kötü senin? Yani bu programın amacı benim bu. Mi Emre? Bu kadar mı kalbin kötü senin? Gerçekten çok şaşırıyorum yani. Hani bunu, beni bu şekilde senin adlandırmana, bu şekilde bunları bir taraflara çekmene çok şaşırıyorum Ayça ya. Aramda nasıl bir muhabbet geçtiğini, insanlarla ne konuştuğumu, kesinlikle orada değilsin, neyip neyin nasıl döndüğünü bilmeden bu şekilde yargılamak. Doğru söylüyorsun. Bu kadar mı kalbin bakın, senin? Bakın, özür dilerim. Eğer arkadaş neyse kalmayı başarırsanız, bu bile bundan yeter, sonra, bırak arkadaş bundan kalın, sonra, aşk maşk olmaz zaten. Bundan sonra ben ikinizin de başka adaylar bulup mutlu olması için çalışırım. İnşallah. Çünkü amaç bu değil mi bu evde? Tabii ki. Ya amaç bu zaten. Ben ona evet, geldiği günden beri aynı şeyi söylüyorum. Ayça, bak bazı ilişkiler, bazı aşklar vedayı hak eder. Bizimki de öyle bir şeydi ve veda ettik. Bunu tekrardan birleştirmenin mümkünatı yok. Ben senin kalbini de kırmadan, gönlünü de kırmadan bunları sana hep anlatmaya çalıştım. Ama sen, ben sana bunları anlattıkça benim seni kıskandırdığımı ya da benim sana inat uğruna bunları söylediğimi düşünüp bana yüklenmeye devam ettin. Sen yüklendikçe de ben senden daha çok soğudum ve sana karşı olan iyi niyetimi de törpülemeye başladım. Neyse, şu anda dostluk aşamasında bunu bırakalım. Çok güzeldi. Aynen. Dünkü daha yemek de güzeldi. Olmaz. Burada kalalım. Gözde, sen o elektrik işini inkar ediyor musun? Efendim? Elektrik meselesini inkar ediyor musun? Emre'ye karşı ben, evet, ben de olanım mı? Evet. İnkar etmiyorum ve şöyle bir şey var. Belki çok erken bunu söylemek için ama benim hayatımdaki insan, burada daha önce bir kızla ilişkisi varsa benden sonra onunla arkadaş da kalamaz. Bu kadar net. Ayça'da öyle bir şey olursa eğer, şu an erken bunu söylemek için biliyorum ama Emre ile arkadaş kalamaz ya, onu ben unutsun. Ben Emre ile arkadaş da kalırım, dost da kalırım. Emre'nin seninle bir ilişki yaşayıp yaşamayacağı ortada değil. Kendi kendine gelin göğe olursa. Olursa diyor işte. Olursa, olursa dedi, olursa farkındaysan. Onu olduğu zaman konuşuruz birlikte. Seninle konuşmayacağım. Tabii ama bunu, arkadaş olan benim onunla. Ben de konuşmak bence, zorundayım. Emre ile konuşmak zorundasın. Beraber olduğun adamın da fikir hakkı olsun. Nasıl, aynen, bir, nasıl bir durum ben anlayamıyorum ya. Yani ben gerçekten anlayamıyorum arkadaşlar. Ya biz burada şey miyiz? Manavda fikri duran olmayan, manavda duran karpuz kavun muyuz? Meyve miyiz yani? Hani ya fikir, sen gel ben seni alayım. İstedim. Oraya koyayım. Yani bunu sonra da yontayım. Gözde için söylemiyorum bunu. Bütün herkes için söylüyorum. Yani arkadaşlar, karşınızdaki varlıkların birer insan olduğunu unutmadan lütfen yorum yapın. Evet, bunu erkeklerin ona göre yorum yapın. Yani, aynen öyle. Senin o yemekte söylediğin bir cümle vardı. Ben seni değiştirmeye çalışmadım. Evet. Yani minimal belki üst başkılı kıyafet, ufak tefek bir şeyler. Ben sadece o ilişkinin şey daha sağlıklı yürümesi adına söylediğim sözlerdi. Başka hiçbir şey zaten değil. Zaten değiştirilemiyor. Aynen öyle. Söyleyeyim. Değiştirilemiyor. Değiştirilemiyor. Seda Hanım, ben bir şey söyleyebilir miyim Emre'ye? Hani söylediğim hiçbir şey yanlış anlaşılsın istemiyorum. Benim burada söylemek istediğim şuydu. Kimseyi yontmakla da alakası yok. Zaten benim hayatımdaki insan daha önce bu evin içinde bana hakaretler etmiş ve bana farklı ithamlarda bulunmuş insanla benim hayatımdaki insanla muhatap olma gereği duymaz. Bunu söylemek istedim. Hani bu Emre'ye nazaran söylediğim bir şey değildi. Muhabbet, olamaz. Bak, ya bak, lütfen. Ben sana şöyle söyleyeyim Gözde. Bunu şu şekilde anlaman lazım ve yorumlaman lazım. En azından ben sana fikrimi anlatayım. Şimdi insanlar hayatlarında bir şeyleri yaşarlar ve noktalarlar. Noktaladıktan sonraki dönemdeki sergiledikleri tavırları onun gerçekten iyi niyetini ya da kötü niyetini gösterir. Tamam mı? Ben insanlara karşı her zaman iyi niyetli olmayı tercih ediyorum. Farkındayım. Bunun altından başka hiçbir şey aranmasına gerek yok. Bir ilgi, bir his, bir duygu olduğundan dolayı değil. Bu tamamen iyi niyetli olmaktan kaynaklanan bir şey. Şimdi bu gözle yapılan bir açıklama mı yoksa yeşil ışık mı? Yeşil ışık değil, sadece benim insanlara karşı bakış açımı anlattım. Tamam. Ne Gözde'ye karşı bir yeşil ışık, herkes anlasın diye. Bu akşam bizim final akşamımız. Son bandımızı da izledik. Orada Ayça ile Emre'nin en azından dostluğu vardı. Karşılıklı sakin konuşması vardı. Böyle de kalır umarız. İnşallah. En azından böyle kalır diye umalım. Neyse olur, sen yeter ki sen kız neyse olur.